Bismillahirrahmanirrahim. Bugün sarf dersimizde emsile kitabını inşallah işlemeye çalışacağız. Emsile kitabı örnekler, misaller demek emsile kelimesi. Kitabul emsile, Bismillahirrahmanirrahim. El emsiletul muhtelifetu. Yani farklı farklı misaller. Bu kitabımız yani sarf ilminin emsile kitabı. İlk okuyacağımız eser, devamında kısmet olursa Bina, Maksut ve İzi'yi de okuyarak Mecmuatus Sarf eserimizi bitireceğiz. Emsile kitabımızda 24 farklı siga göreceğiz. 24 farklı çekim. Yani bizler bir fiili alıp onu 24 farklı şekile dönüştürebiliriz ve hepsinin kendi içinde ayrı manaları var. Bunlar birbirinden farklı kalıplar ve her kalıbın kendi içerisinde yerine göre 5, yerine göre 24 farklı çekimi var. Temelde 24 siga var ama toplam çekimleriyle beraber yaklaşık 350-400 tane çekim göreceğiz. Emsile kitabımız bitene kadar. Evet, birinci sayfamız 14 tane siga var. Birinci sayfamızda 14 siga var ve bunlar Arapçada en çok kullanılan sigalar. Yani şöyle diyebiliriz, 24 siga göreceğiz ama ilk sayfadaki 14 tanesini diğerlerine göre çok daha fazla kullanacağız. Şimdi Nasara ile başlayabiliriz. Nasara. Bu arada şunu da belirtelim. Kitabımızın siga bölümü yani Nasara, Yensuru, Nasran, Fehüve Nasirun gibi bölümleri Arapça ama altındaki şu açıklamalar bölümü Osmanlıca yazılmış bir eser. Ve şu hatırlatmayı da yapayım. Biz derslerimiz boyunca bunları ezberleyeceğiz. Evet, bu 24 sigayı ezbere bileceğiz ama aşağısındaki açıklama bölümlerini sadece okuyacağız, öğreneceğiz. İlerleyen zamanlarda pratiğe dökeceğiz ama oraları unutabiliriz. Bunu tıpkı tecvid ilmi gibi düşünelim. İlerleyen zamanlarda bütün öğrendiğimiz kuralları pratikte uygulayacağız ama bu aşağısındaki bölümleri zamanla unutabiliriz. Tecvid ilmi gibi bizde dönüşmesi lazım. Uygulaması kalsın, gerisi önemli değil. Şimdi Nasara'nın aşağısındaki okumaya geçebiliriz. Fiili mazi, Nasara, fiili mazi, binayı malum, müfret, müzekker, gaib. Manası, yardım etti, bir gaib er, geçmiş zamanda. Yani Nasara deyince aklımıza şu gelecek, yardım etti, bir gaib er, geçmiş zamanda. Şimdi ilerleyen derslerde bu aşağısında yazan Osmanlıca yerler, o kadar çok tekrar edecek ki burada geçen bazı kelimeleri zaten ezberleyeceğiz. Mesela fiili mazi dedik. Yani geçmiş zamanı ihtiva eden bir fiil. Fiili mazi, geçmiş zaman fiili. Binayı malum, işi yapan kişinin belli olduğu bir fiil. Evet, binayı malum için işi yapan kişi bellidir diyebiliriz. Müfret bir kişi, müzekker erkek ve gaib şu an burada olmayan. Yani üçüncü kişi gaib olan, şu an huzurumuzda olmayan. Tekrar edelim. Fiil-i mazi, geçmiş zaman ihtiva eden fiil. Binayı malum, işi yapan kişi belli. Müfret bir kişi, müzekker erkek ve gaib burada olmayan. Ve bunların tamamının manası nedir? Yardım etti, bir gaib er, geçmiş zamanda. Müfret dedik, manasında bir dedik. Gaib er, gaib dedik, müzekker dedik, manasında gaib er dedik. Fiil mazi dedik, manasında da ne dedik? Geçmiş zamanda. Nasara zaten fiil kalıbı olarak yardım etti demek. Nasara yardım etti. Ve biz bunu yalın haliyle yani nasara olarak kullandığımız zaman burada neyi anlıyoruz? Gaib bir erkeğin yardım ettiğini.
Ne zaman yardım etti? Geçmiş zamanda. Çünkü nasara fiili mazi. Evet, nasara için söyleyeceklerimiz bu kadar. Zaten yarınki dersimizde kısmet olursa nasaranın 24 farklı çekimini göreceğiz. Hem binayı malumunu hem binayı meçhulünü göreceğiz. O zaman çok daha sağlam bir nasara bizde oluşacak Allah'ın izniyle. Bugünkü dersimiz daha çok 24 sigayı tanımak adına. Diğer derslerimizde her bir sigayı tek tek ele alacağız ve sağlam bir şekilde zihnimizdeki yerlerini oturtacağız. Şimdi geldik yan suruya. İkinci sigamız yan suru. Fiili muzari, binayı malum, müfret, müzekker, gayip. Binayı malum az önceki yine, işi yapan kişi belli, müfret bir kişi, müzekker, erkek ve gayip burada olmayan, fiili muzari ise şimdiki zaman. Fiili muzari şimdiki zaman. Ve fiili muzari ile alakalı şunu da belirtelim. Arapçada fiili muzari hem şimdiki zaman anlamı verebilir hem de geniş zaman anlamı verebilir. Tekrar edelim. Arapçada fiili muzari dediğimiz zaman Türkçe'de kullandığımız şimdiki zaman ve geniş zamanın ikisini de karşılıyor fiili muzari. Manası yardım eder. Yardım eder bir gayip er şimdiki halde ya gelecek zamanda. Yardım eder bir gayip er şimdiki halde ya gelecek zamanda. Şunu da belirtelim. Bir fiili muzari şimdiki zaman anlamı verebilir. Geniş zaman anlamı verebilir ve gelecek zaman anlamı da verebilir. Ama gelecek zaman anlamı verebilmesi için bir takım başına edatlar alması lazım. Bunu da ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Evet, yensiru, yensuru fiili muzari binayı malum, müfret müzekker gayip manası yardım eder ya da yardım ediyor diyebiliriz. Yani cümlelerimizde yensuruyu kullandığımız zaman yardım eder ya da yardım ediyor anlamı verebiliriz. Ve yensuruya benzeyen işte ketebeden yektubu, darabeden yadribu, fetahadan yeftahu. Bunların tamamı Arapçada fiili muzaridir. Gelelim nasrana. Nasara, yensuru, nasran. Nasran, mastar, gayrimimi. Gayrimimi yani zamandan bağımsız demek sayın hocam. Gayrimimi zamandan bağımsız. Nasran bir mastar, bir isim aslında. Yani nasara fiili maziydi. Yensuru fiili muzariydi. Nasran bir isim, bir mastar. Tıpkı Türkçe'de kullandığımız gibi gelmek, gitmek, oturmak, kalkmak gibi nasran, mastar, gayrimimi, müfret, bir kişi, manası yardım etmek. Evet, nasran yardım etmek. Zehebeden olsaydı zehben gitmek. Ketebeden ketben yazmak. Darabeden darben vurmak. Evet, gelelim yine Arapçada çok kullandığımız ismi fail kalıbına. Fehuve nasirun. Bu arada bugünkü ödevimiz olarak mutlaka 24 siganın isimlerini ezberleyeceğiz. Yani çekmeye başlayarak şu şekilde bir ezber bizde oluşması lazım. Nasara, yensuru, nasran, fehuve nasirun, vezake mensurun, lem yensur. Bu üstünde okuduğumuz yerleri mutlaka ezberleyeceğiz. Ve dikkat etmemiz gereken bir nokta harekeleri. Harekeleri neyse, kitapta yazılan neyse o şekilde ezberleyeceğiz. Herhangi bir harekelerinde oynama yapmaksızın, ötreleri ötre, kesreleri kesre, sükunları sükun, fethaları fetha olarak. Nasara, yensuru, nasran, fehu ve nasirun. Bu şekilde harekelerine de dikkat ederek ezberlememiz mühim. Evet, fehuve nasirun ismi fail sigası. İsmu fail, müfret müzekker manası yardım edici birer. Yardım edici bir er. Şimdi bunu ismi fail sigasını Arapçada çok yerde göreceğiz. Mesela nasirun ya da bunun başına bir ene getirelim ve cümle içerisinde kullanalım. Ene nasirun, ben yardım edeceğim. Ene zahibun, ben gideceğim.
Ene katibun ben yazıcıyım. Ene daribun ben vurucuyum. Bu şekilde şöyle de bir şey var Arapçanın güzel yanı. Bir kelime tek başına bazı anlamlara gelebilir Arapçada. Ama aynı kelime cümle içerisinde kullanıldığı zaman çok değişik anlamlar da kazanabilir. O yüzden tek başına Nasirunu belki anlayamayabiliriz ama cümle içerisinde kullandığımız zaman çok daha rahat anlayacağız. Ve zâke mensurun. Şimdi şu ana kadar neleri gördük? Nasara fiili mazi, yensuru fiili muzari, nasran mastar, fehuve nasirun ismi fail ve zâke mensurun ismi meful. Geldik ismi mefule. Ve zâke mensurun. Şunu da belirteyim. Önemli bir not çünkü. Bunları ezberlerken Nasara yansuru nasran fehuve nasirun ve zâke mensurun diye ezberleyeceğiz ama kullanımında şuradaki fehuve yok ve zâke mensurunun başındaki zâke yok. Bu ezberi kolaylaştırmak adına buraya yapılan ziyadeler. Yani aslında Arapçada ismi fail sigası sadece nasirun ve ismi meful de sadece mensurun. Bunu da belirteyim. Geldik mensuruna ismi meful, müfret, müzekker. Şimdi meful Arapçada failin fiilinden etkilenen demek. Yani üzerinde fiil gerçekleşen kimsedir meful. Bu da ismi meful. Müfret, müzekker, bir kişi ve müzekker erkek manası yardım olunmuş bir er. Mensurun yardım olunmuş. Madrubun vurulmuş. Mezhubun gidilmiş. Mektubun yazılmış. Bakın Türkçe'de mektubu kullanıyoruz. Mektubun yazılmış bir şey demek. Mektubun yazılmış. Evet. 5 tane sigayı geride bıraktık. 19 tanesi kaldı. Şimdi gelelim önemli bir konuya. Kur'an-ı Kerim'de de binlerce örneği olan lem yensura gelelim. Lem yensur. Lem yensur fiili muzari cehdi mutlak. Cehdi mutlak. Şimdi lem yensur yukarıdaki yensuruya benziyor değil mi? Lem yensur yukarıdaki yensuruya benziyor. Burada da bir yensuru var, yukarıda da var. Burada yalnız başına bir lem getirilmiş ve yensurunun sonu cezimleştirilmiş bakın. Lem yensur sonu cezimli burada. Yukarıda yensuruydu. O zaman ilerleyen tabii ki nahiv derslerimizde de göreceğiz ama lem fiili muzariyi cezmeden bir eda. Yani hangi fiili muzarinin başına lem gelirse onun sonunu cezmedecek. Yezhebu lem yezheb. Yadribu lem yadrib. Yeftahu lem yeftah gibi. Bu tabii ki ilerleyen zamanlardaki nahiv konumuz. Fiili muzarinin meczum olması başlığıyla bunu yeri geldiği zaman inşallah anlatacağım. Sadece bu sigayı yensuruya olan benzerliğini açıklamaya çalışıyorum. Şimdi okuyalım bakalım. Lem yensurun yensurudan ne farkı var? Lem yensur fiili muzari. Cehdi mutlak. Cehdi mutlak demek bir işin şimdiye kadar olmadığını bundan sonra da olmayacağını ifade eder. Cehdi mutlak bir işin şimdiye kadar olmadığını bundan sonra da olmayacağını ifade eder. Binai malum müfret müzekker gayip. Yine işi yapan kişi belli. Müfret bir kişi, müzekker erkek ve gayip burada olmayan manası yardım etmediği. Yardım etmediği bir gayip er geçmiş zamanda. Yardım etmediği bir gayip er geçmiş zamanda. Burada lemin irabını yaparken inşallah ilerleyen derslerimizde leme diyeceğiz ki harfu cezim, harfu nefi ve harfu kalbi. Lemin böyle bir ismi var Arapçada. Çünkü lem hem fiili cezmedecek harfu cezim, hem fiili olumsuz yapacak harfu nefi, hem de fiilin manasını muzariden maziye çekecek harfu kalb olacak lem. Şimdi manaları karşılaştıralım sayın hocam. Yensuru yardım ediyor,
şimdiki zaman ve olumlu ama lemyen sur yardım etmediği geçmiş zaman ve olumsuz. Yedhebu gidiyor, lem yedheb gitmedi. Yadribu vuruyor, lem yadrib vurmadı. İşte bu anlamı bize lem kazandıracak ve Kur'an-ı Kerim'de İhlas suresinde dahi biz bunu görüyoruz. Lem yelid ve lem yulet. Lem yelid, Allahu Teala ne yapmadı? Doğmadı. Peki bundan sonra doğabilir mi? Yani Allahu Teala şu zamana kadar doğmadı. Bundan sonra doğabilir mi? Kesinlikle hayır. İşte bu yüzden Allahu Teala orada lemi kullandı. Cehd-i mutlaklık manası verebilmek için. Gelelim lemmeye. Sayın hocam, dinliyoruz değil mi hocam? Zor geliyor mu size yoksa gayet güzel, akıcı, keyifli mi? Gelelim lemme yansura. Az önce lem yansurdu, şimdi de lemme yansur. Lemme de tıpkı lem gibi, lemme de tıpkı lem gibi cezmeden bir edat. O da yine fiil-i muzari cezmediyor. Zaten görüyoruz, lemme yansuru değil, lemme yansur. Lemme fiil-i muzari cehd-i müstagrak. Cehd-i müstagrak demek bir işin şimdiye kadar olmadığını ama bundan sonra olabileceğini bize açıklıyor. Binay malum müfret müzekker gayb manası yardım etmedi bir gayber, geçmiş zamanın cemaisinde yardım etmedi bir gayb er, geçmiş zamanın cemaisinde yani tamamında. Ve biz bunu tercüme ederken lemme yensura henüz yardım etmedi diyebiliriz. Mesela çocuklar okula gitti mi? Lemme, yani Ali okula gitti mi? Lemme yedheb. Henüz gitmedi. Bir anne bir babaya bunu derse demek ki çocuk hala okula gidebilir. Ama bir anne bir babaya derse ki lem yedheb gitmedi, demek ki artık gitmeyecek. Muhtemelen okul saati de bitmiştir. Evet, lem yansur ve lemme yansur bizim için önemli. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de çok fazla örnekleri var. Ve önemli bir siga. Lem yansur ve lemme yansur. Şimdi gelelim ma yansuruya. Me yansuru. Fiil-i muzari nefi hal. Hal şimdiki zaman demek. Arapçada hal şimdiki zaman demek. Nefi hal şimdiki zamanın olumsuzluğu. Yani ma yansuru yardım etmiyor. Yedhebu gidiyor. Ma yedhebu gitmiyor. Yadribu vuruyor. Ma yadribu vurmuyor. Fiil-i muzari nefi hal şimdiki zamanın olumsuzluğu. Binayı malum, işi yapan kişi belli. Müfret, müzekker, gaib manası yardım etmez bir gaiber şimdiki halde. Yardım etmez bir gaiber şimdiki halde. Yani yardım etmiyor. Menyen soru yardım etmiyor. Bunu bu şekilde tercüme edeceğiz. Yardım etmiyor. Gitmiyor, gelmiyor, maye kulu yemiyor gibi. Şimdi la yansuruya bakalım. La yansuru, fiil-i muzari nefi istikbal. İstikbal gelecek zaman. Nefi istikbal gelecek zamanın olumsuzu. Binay malum, müfret müzekker gayb manası yardım etmez bir gayber gelecek zamanda. Bu yardım etmez. Demiştik ya, fiil-i muzari'nin şimdiki zaman anlamını kullanabiliriz ya da geniş zaman anlamını kullanabiliriz. Yardım ediyor, etmiyor diyorsak me yansuru, yardım eder, yardım etmez dersek la yansuruyu kullanacağız. Yani ma yansuru fiili muzari'nin şimdiki zaman anlamının olumsuzu, la yansuru da fiili muzari'nin geniş zaman anlamının olumsuzu. La yedhebu gitmez, la ye'kulu yemez, la yeskutu susmaz. Bu şekilde düşünebiliriz. Len yansura, len yansura. Burada da fiili muzari'nin sonunun fetha olduğunu görüyoruz. Fetha olduğunu görüyoruz. Çünkü len fiili muzari'yi nasb eden bir edat. Fiili muzari'nin sonunu fethalaştıran bir edat. Tabii ki bunlar nahivde sürekli karşımıza gelecekler. Len yansura, fiili muzari tekid-i nefi istikbal. Tekid, yani pekiştirilmesi, nefi istikbal. Gelecek zamanın olumsuzunun tekidi. Gelecek zamanın olumsuzunun tekidi. Len yansura.
Binay malum, müfret müzekker gayip manası elbette yardım etmez bir gayiber gelecek zamanda. Elbette yardım etmez. La yansuru yardım etmez, len yansura elbette yardım etmez. La yektubu yazmaz, len yektube elbette yazmaz. Bu şekilde yani nefi istikbali daha da tekit etmek istersek len kalıbını kullanabiliriz. Liyansur ve la yansur, liyansur ve la yansur, liyansur emri gayip sigamız, yani burada olmayan birine emir etmek için, la yansur da nehi gayip sigamız, burada olmayan birine olumsuz emir vermek için. Liyansur olumlu emir vermek için, la yansur olumsuz emir vermek için. Liyansur emri gayip, binayı malum. Müfret müzekker gayip manası yardım etsin. Yardım etsin bir gayiber gelecek zamanda. Liyansur yardım etsin. Liyektup yazsın. Liyeftah açsın. Liyeskut sussun. Bunu emri gayip sigamızla liyansurla sağlayabiliriz. Liyansur nehi gayip. Gayip olan birini nehyetmek, olumsuz emir vermek, yasaklamak onu. Binayı malum. Müfret müzekker gaib manası yardım etmesin, yardım etmesin bir gaiber gelecek zamanda, yardım etmesin. La yezheb gitmesin, la ye'kul yemesin gibi bunu da düşünebiliriz. Unsur, la tensur, 14 siga var dedik ilk baş sayfamızda. Bunlar en çok kullanılanları dedik, doğru. Bu 14 siga çok yerde karşımıza çıkacak ve son ikisindeyiz. Unsur ve la tensur. Unsur, emri hazır. Yani hazır olana, muhatabımızdakine emir vermek. Binay malum, müfret müzekker muhatap, karşımızda olan muhatap, manası yardım et sen, yardım et sen bir hazır er gelecek zaman. Unsur yardım et. İzheb git. U'kul ye. İdrif vur. İftah aç. Bunları ilerleyen derslerimizde mütalaa edeceğiz. Neden unsur u ile başladı, idrib kesre ile başladı, izheb kesre ile başladı, iftah kesre ile başladı? Bunları hep derinlemesine öğreneceğiz. La tensur nehye hazır. Yani yanımızda olana olumsuz emir. Binay malum, müfret müzekker muhatap manası yardım etmesen, yardım etme sen bir hazır er gelecek zamanda. La tezheb gitme. La tadrif vurma. La teftah açma gibi bunu düşünebiliriz. Evet, ilk 14 sigamız bu şekilde. Nasara yansuru nasran. Fehuve nasirun. Ve zâke mensurun. Lem yansur. Lemma yansur. Ma yansuru. La yansuru. Len yansura. Li yansuru. La yansur. Unsur. La tensur. Şimdi gelelim diğer 10 sigamıza. Diğer 14 tanesine göre çok az kullanılan ama yine de bilmemiz gereken 10 siga. Mensarun, mensarun. İsmu zaman, ismu mekan. Mastar mimi. Mastar mimi. Bak mesela mastar gayri mimiydi. Diğeri bu mastar mimi. Zamanla alakası olan bir mastar. Manası yardım edecek zaman. Yardım edecek mekan, yardım etmek. Yani şöyle diyelim, mensarun kalıbında gelen kelimeler bir mekan ismi olarak kullanılabilirler ya da bir zaman ismi olarak kullanılabilirler. Mesela mektebun, yazılan yer ya da mezhebun, gidilen yer. Bu şekilde bu ismi zaman, ismi mekan kalıbını kullanıyoruz Arapçada. Mensarun kalıbı. Bir de minsarun var. Minsarun, ismi alet, alet ismi. Yani genelde minsarun kalıbında gelen kelimeler bu alet edevat dediğimiz aletlerin isimleri Arapçada. Manası yardım edecek alet. Mesela darabe fiilinden gelen midrabun kelimesi. Raket olarak Arapçada kullanılıyor. Midrabun yani vuracak alet. Ya da midhebun gidecek alet. Miftahun açacak alet. Mesela anahtar değil mi Arapçada miftahun? Açacak alet yani anahtar.
Velhasıl mensarun ve minsarun birisi ismi zaman ismi mekan, birisi de ismi alet Arapçada. Nasraten ve nisratene bakalım. Nasraten. Nasraten mastar binayı merre. Müfret manası bir kere yardım etmek. Şimdi merre Arapçada kere demek. Bir kere, üç kere, beş kere. Nasraten ise bir kere yardım etmek anlamına geliyor. Yani bunları cümlemizde nasıl kullanabiliriz? İşte ene uridu zehbeten, yani bir kere gitmek istiyorum. Ya da ketbeten, bir kere yazmak gibi bunu kullanabiliriz. Nasraten kalıbını, binayı merre kalıbını. Nisraten mastar binayı nev'i. Nev tür demek, çeşit demek Arapçada. Müfret manası bir nev'i yardım etmek. Yani bir türlü yardım etmek. Nisraten bir türlü demek, nasraten de bir kere demek. Bunlar dediğimiz gibi nadiren kullanılan kalıplar. Ama bilmemiz lazım. Nusayrun ismi tasgir. Tasgir küçültmek demek. Tasgir küçültmek. İsmu tasgir küçültme ismi. Nusayrun müfret müzekker manası yardım etmecik bir er. Yardım etmecik. İşte Küteybun yazmacık, Züheybun gitmecik, Duraybun vurmacık gibi. Nasriyun ismi mensup. Müfret müzekker manası yardım etmeye mensup bir er. Ene Nasriyun ben yardım etmeye mensubum. Ene Zehbiyun ben gitmeye mensubum gibi bunu kullanabiliriz Nasriyun kalıbını. Nassarun mübalağa ismi fail. Mübalağa yani aşırı fazlalık. İlk sayfamızda Nasirun'u görmüştük. Yardım edici birer ismi fail Nasirun. Nassarun ise mübalağa ismi fail. Yani ondan daha fazla yardım edici. Müfret müzekker manası mübalağa ile yardım edici birer. Yani bir tarafta Nasirun var. Bir de ondan daha fazla yardım etmek isteyen Nassarun var. Yani bir işe ne kadar istekli olduğumuzu vesaire anlatırken belki bu kullanılabilir. İşte birisi der ki ene zahibun, biri der ki sen dur bakalım ben ene zehhabun der. Mübalağa ile gidici birer ene zehhabun gibi bu tarz şeyler kullanabiliriz. Ensaru var ismi tafdil. Tafdil ziyade fazlalık demek. Müfret müzekker manası ziyade yardım edici birer. Yani en çok yardım eden anlamında. Ensaru, ene ensaru, ben en çok yardım edenim. Bunu Allahu Ekberu'dan biz tanıyoruz. Ekberu en büyük. Ekberu en büyük anlamında. Ensaru en çok yardım edici. İşte ezhebu en çok gideni gibi. Ve son iki sigamız taaccüp sigaları. Ma ensarahu ve ensir. Bu bir kalıp hocam. Bunu kalıp olarak ezberleyeceğiz. Yani ma ensarahu'nun tamamı bir kalıp, ensir bihi'nin tamamı bir kalıp. Ma ensarahu fiili taaccüb evvel, birinci şaşırma fiili, taaccüb şaşırma demek. Evvel birinci şaşırma fiili, müfret, müzekker, gaip. Müfret bir kişi, müzekker erkek, gaip burada olmayan manası, acep yardım etti bir gaiber. Acep yardım etti ise, bu ikeyi de ise olarak okuyalım. Acep yardım etti ise bir gaybenin. Burada şaşırmışız biz ona. İşte ma ensarahu, ma ektebehu, ma ezhebehu gibi. Yani acep yardım ettiyse, acep gittiyse bir gayber gibi. Burada bir şaşırma var. Ve ensir bihi de fiili taaccübsani, ikinci şaşırma fiili. Müfret müzekker gaip manası ne acep yardım ettiyse bir gayber. Ne acep yardım ettiyse bir gayber. Burada da bu ondan daha fazla şaşırmak için. İşte ve ektip bihi, ve ezhip bihi, ve aktil bihi, ve edrip bihi. Ne acep vurdu bir gayber. Ve edrip bihi gibi. Bunu tabii ki bu önemli bir konu aslında. Taaccüp babı önemli bir konu Arapçada. Birçok nahiv kitabı özel olarak taaccüp babı açmışlar ve orada ma ensarahu ve ensir bihi anlatmaya çalışmışlar. Biz de inşallah ilerleyen aylarda o konulara gideceğiz.
Yani buradaki me ensara'daki me ne işe yarıyor? O sonundaki hu ne işe yarıyor? Bu ensir bihi ensir neden cezimli? Bi zaidesinin orada ne işi var? Sondaki hu zamiri neyi ihtiva ediyor gibi. Bu tarz derinlemesine bilgileri inşallah nahiv derslerimizde öğreneceğiz. Evet, ilk sarf dersimiz bu kadar. Bu dersimizde 24 sigayı tanıdık. Ve kısmet olursa yarın nasaradan fiili mazinin hem malum hem de meçhul çekimini öğrenerek 24 sigayı teker teker derinlemesine inceleyeceğiz. Emsile kitabımız bitene kadar Allah'ın izniyle.